Kemal, kabul ediyor mu, etmiyor mu lan? Hayır. Ne basıyorsun kız? Cemal'im, gel seni bir öpeyim. Kız! Ne salıyorsun herifi? Hayır dedi herif. Ne dedi? Hayır dedi, hayır. Sen nasıl hayır dersin ya benim baldızıma lan? Hey! Allah! Allah! Herkes evine gitsin gari. Yürüyün gari. Yürüyün. Çabuk, 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 çabuk. Yürüyün gari. Hadi. Hadi. Sultanana, elimden bir kaza çıkacak. Bırak şunu ya. Sen çok konuşma Hüsnü. Sen artık burada kalacaksın. Önce o başılığa geçecek. Yürüyün bakalım evinize. Yürüyün evinize. Arkadaş, katır çekeler gibi çekelemesene, ne yapıyorsun? Sen yürü. Niyazi, ben o İstanbullu kızı gördüm diyor. Oradayken ben hiçbir yere gitmem. Ulan silah atıyorlar, duymuyor musun? Vuracaklar, öldürecekler seni. Ondan sonra ne göreceğim bir daha İstanbullu kıza? Yürü. Allah, çekiliyor musun? Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu benim düğünüm. Kız damat mı var ortada? Kız doğru söylüyor. Ece bir rezil olmadan yürüyün eve hadi. Yürü. Yürü. Hiçbir yere gitmiyor. O Cemal buraya gelecek, bu rezilliğin hesabını verecek. Sen merak etme. Senden önce ben soru vereceğim onun hesabını. Tamam. Madem öyle, gidelim gari. Ama şunu söyle, şunu söyle o Cemal'a, bunun hesabını ondan soracağım. Ya ben 10 defa mı söyleyeceğim? Önce ben soru vereceğim zaten hesabını. Tamam, tamam, uzatma. Yürü dedim. Düğünümü mahvettiniz. Yürüyün kız, yürüyün, yürüyün, yürüyün. Hadi yürüyün be. Haydi yürüyün siz de, yürüyün. Haydi. Gidiyoruz biz de. Sen nereye gidiyorsun? Sana git dedim ben. Azıcık bekle burada. Gitsin onlara bakayım, evlerine bir bassınlar. Yolda hırgür edersiniz. Ne bakıyorsun? Ne? Hiç öyle boş boş. Benim evde kocam var. Evde beni bekler, merak eder. Yürü gari sen. Yürü. Ya bekle dedin ya, ondan bekliyorum. Tamam. Gidin baba, gidin. Yürü. Ağlama kızım. Yavaş kızım dur. Artık ağlama kızım, kendini helal gidiverdin. Maria, hiçbirinizi affetmeyeceğim. Özellikle Bünyamin enişte seni. Düğünümü mahvetverdiniz ya. Ne yaptın kız? Cemal'ımı dövdün. Kız asıl o beni dövdü, baksana halime. Az bile yaptım şerefsize. Deme Cemal'ıma öyle. Hele sen bir kendine bak. Kız, sen ne deyip durun ha? Damat hayır dedi, kulakların duymuyor mu? Neden hayır dedin diye sormadınız. Heyecanlandı belki, hemen atlayıverdin üstüne. Kız sen salak mısın? Cemal seni bütün köye rezil ediverdi. Sen hala Cemal diyorsun ya. Yürü içeri, hadi çıkar şu üstündekileri. Hadi, canım, yürü. Canım, Ece Bey elini yüzünü yıkadıver, yürüten besbeli şok geçirecek. Tamam anam. Niyazi, bu kızın buraya gelmesi, hem de düğün akşamı, bir işaret olmalı. Başların hindi senin işaretine. Ne işareti lan? Başını belaya sokuverdi işte. Lan öyle deme lan. Bundan mı izleyin? Sultanın torunu gelmiş. Torun mu? Kim lan o? Lan bu. Cemal'in görünce dilinin tutulduğu kız yok mu? Hani sen mektup yollayıverdin ya İstanbullara. Mektubu okumuş, sana bakmaya gelmiş İstanbullardan. Allah canını almasın. O muymuş lan o? Demiştim sana ben bu bir işaret diye. Sen nereye gidip durun lan? Nereye olacak lan kızın yanına? Olmaz öyle şey. Öyle bir olur ki gör şimdi. Lan kız zaten korktu dur. Ya bırak. Ne Cemal. Olacaksa olsun. Ya bırak. Cemal. Cemal. Oğlum.
Ne ettin lan sen? Rezil! Ne ettin sen? Ne etmişim baba? Kamuran'la evlenmek istemediğimi söylemiştim ben size. Kendi özgür irademle hayır diyiverdim. Kendi özgür... Senin özgür iradenden başlarım ha! Ulan köylük yerde kan davalık mı edeceksin beni? Lan 50 tane inek sahibi olacaksın diye beni köyün öküzü ettin ya. Ulan Hindi yaşına başına bakma lan. Ayağımın altına alırım seni ha! Hüsnü ben Hindi onunla konuşacağım. Cemal yürü benden içeri. Yürü! Hilal sen de babana kolonyalı su yapıver de içi ferahlasın artık. Yürü! Yürü! Bırak lan kolumu. Tut! Şak sıpasına bak ya. Ya ana çocuk gibi ittirip duruyorsun. Aslanım sen ne yapıyorsun? Ha? Hem suçlusun hem babana karşı gelip durun. Ana deme ben öyle ya. Zaten babam da demediğini bırakmadı. Duymuyor musun? Diyecek tabii. Senin ettiğin yanında babanın ettiği az bile. Uf, ana sen de başlama şimdi ha. Sus lan gir içeri. Gir. Odadan da çıkayım deme. Babanın gözüne görünme. Lan Sıdık. Ne yapıyorsun değil mi? Niyazi nerede? Lan kızı aldı sultanın evine götürüverdi. Hah evet. Dur. Lan Cimal. Hah. Nereye gidiyorsun? Vurduracak kendini. Vursunlar lan. Vurmazlarsa adam değiller. Başka bir emriniz, arzunuz, isteğiniz var mı? Varsa hiç çekinmeden söyleyebilirsiniz. Yok sağ olun. Yetti bu. Hoş geldin. Hoş geldin. Cemal sen ne ettin lan öyle? Ha? İki hat hayır dedin, rezillik çıkarıverdin. Ne yapaydın Sultan Ana? Zorla güzellik oluyor mu hiç? Güzellik olmuyor mu? Yok vallahi olmuyor işte. Nikahta mı aklına dank etti bu senin? Ya Sultan Ana bazen öyle bir şey oluyor ki... ...o anda dank ediveriyor. Ben de... İçimden gelen sesi dinledim işte ilk kez hayatımda. İçinden bir şey mi geliverdi? He vallahi geliverdi. Ne geldi lan? Dedi ki o ses sen Kamuran'ı değil başkasını seviyorsun dedi. İçinden gelen ses öyle mi deyiverdi sana? He vallahi öyle deyiverdi. Kamuran'ı sevmiyorsun? He sevmiyorum. Kimi seviyorsun lan? Ya Sultan Ana işte misafirin yanında şimdi hadi. Ya sen niye gülüyorsun? Hiç memnuniyetten. Bir de memnuniyetten diyor ya. Kızın dünyasını yıktın farkında mısın? Evleneceğin kızı nikah masasına kadar getirip orada yüzüstü bıraktın ya. Ha ben daha fazla burada duramam. Sırıtkan şey. Ne yapıyorsun lan? Ne sırıtıp duruyorsun öyle? Memnuniyetten. Allah senin tependen bakmaya. De bakayım Cemal. Sen kimi sevip durun? Ya Sultan Ana sevmiyorum işte. Birini sorup durma gari. Bizim güzel köylü mü? Yok. Değil ama... ...olacak inşallah. Olacak diyor. İyi hadi gari. Oyalamayın beni. Cemal. Sen madem başka bir kıza yanıksın, halledeceğim ben senin işini. Sen beni bırak. Tamam mı? Niyazi, yarın Yusuf'u getirir buraya. Sen de oğlum bu bana söyle. O da geliversin. Anladın mı? Yes. Önce küslükleri barıştıralım gari. Önce işimiz bu. Hadi gülü gülü, gülü gülü. Hadi. Sağ ol Sultan Ana. İyi geceler. Ya arkadaş, niye böyle dedi indi bu kız ya? Lan deli fişek anlamadın mı daha? Gelinin nikah masasında bırakan öküzün tekisin işte kızın gözünde. Ya ah bir bilse, ah bir bilse bu öküzlüğü onun için yaptığımı. O zaman fikri değişecek işte. E deyivereydin o vakit. Başkasını seviyorum diyeceğine, aha seni seviyorum diyeydin. Lan dilim tutuldu. O kadar kolay mı sevdiğine sevdiğini söylemek Niyazi? Lan Cemal, sana bir haller oldu ha. Sen böyle bir denişik oldun. Oldu oldu, bana bir haller oldu. İnkar eden yok. Aşık oldum dedim sana kaç kere.
Sen işe bak. İstanbul'a git aşık ol. Sonra aşık olduğun kız gelsin, Sultan Ana'nın torunu çıksın. Al sana işaret. Vallahi doğru diyorsun lan Cemal. Bak şu Allah'ın hikmetine ya. Ha? Cemal. Gel lan şu hikmeti bulam da bir soram bakalım ne diyecek bu işe. Ha? Ya beni hiç bulaştırma. İnanmıyorum zaten öyle şeylere. Niye? Yani eminim adam da garip bir herif. Ne dediği de belli olmuyor. Beni hiç muhatap etme ya Niyazi. Yürü yürü yürü. Senin işi anca o çözer. Sen inanmıyorsun hem ben ne dese çıkıyorum. Hem ne kaybedeceksin lan? Hadi hadi yürü yürü gidelim de bulalım şunu hadi. Hadi. Deli halan. Niye oturttunuz lan beni buraya? Bu ne yapıyor? Düşünüyorum. Lan neyi düşünüyorum? Alt üstü bir soru sorduk. Lan adam konsantre olup duru. Dikkatini dağıtma, bozma. Bu nedir ya? Samırsak yemiştir, yok bir şey. Samırsak sebe. Beni anlattıklarından bende oluşan his şu. Bu iş olmaz. Hiç mi olmaz? Hiç olmaz. Birazcık da mı olmaz? Aslında biraz olur var ama... Biraz. Biraz ne? Senin bu kızı almak için çok istemem ve de çok çalışman lazım. Evet. Sen çalışmazsan başkaları bu kızı alır gider. Deme ya. Dedi daha ne desin? Ha. İyi. Lan yürüyün gidin lan. Adama da 10 lira verdirdiniz bana. Ne olacak lan bir limonata parası? Cicile cuma. Nereye gidip durun sen? Ahırlara. Nereye? Ahırlara, ahırlara. Ahırlara, ahırlara. Sultan Ana ile konuşana kadar köyde görmeyeceğim seni. Ahırlardan başka yere yetmeyeceksin. Tamam. Bir şey yemeyeceğim mi? Yok ana, yemeyeceğim. Sakımın kökünü ye sen. Cemal. Haydi kız, ne işin var sen burada? Seni bekliyorum. Beni mi bekliyorsun? Cemal. Haydi. Ne oluyor kız? Ne oldu, niye oluyor? Dur. Dur tamam, gel geç şöyle otur sakin. Geç, konuşalım seninle. Ne oldu? Al bakayım şunu. İç. Geldin mi şimdi kendine? Ha? Al bunu da iç bakayım. Bak testide su da kalmadı ha. Şimdi daha iyi misin? Ver şunu da bana. Nikah masasında neden hayır dedin bana? Kamuran, öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Neden peki? Şimdi sana eğer evet deseydim seni aldatmış gibi olacaktım. Hayır dediğin zaman aldattın asıl beni. Hayır, asıl evet deseydim aldatmış olacaktım. Bir düşün hele niye öyle dedim.
Valla ben hiçbir şey bilmiyorum. Kafam karıştı. Ya Kamuran bak, bizim yıllardır bir hukukumuz var. Aynı köyde büyüdük. Sana değer de veriyorum tamam. Ama ailelerimiz bizi 3 kuruşluk mal için evlendirmeye çalışıyor. Ben seninle mal için evlenirsem sana da yazık ederim. Niye? Ya Kamuran bak tamam bir hukukumuz var. Ama aramızda aşk yok aşk. Hiç mi yok? Hiç yok. Bende hiç yok. Ama bende biraz var. Kamuran tamam sende biraz var da bu biraz da olacak bir şey değil. Ya ben aşk evliliğine inanıyorum. Mantık evliliği bana göre değil. Böyle kara sevda olmalı benim için. Biz de arkadaşız yıllardır. Arkadaş arkadaşı olur mu hiç? Ya nikahta keramet var deyip dur ula. Evlenince belki aşk oluverdin. Kamuran ne demiş Aşık Veysel? Kız erkeği sever, erkek kızı sever. Kavuşamazlar, aşk olur. Biz nikahlanırsak ne olacak? Kavuşacağız. O zaman da aşk evliliği olmayacak. Çok doğru dedim valla. Anladın. Emmi biraz karışık. Da güzel söyledin ha. Ay. Ne oluyor kız yine bir hallere girdin yine bir yanar döner ne yapıyorsun? Ay ne bileyim. Ay dişim geldi galiba. Kalbesin. Git şurada tuvalete gir. Koş. Ne ettin kız? Nerede kaldın? İçirdim bir testi suyu. Anca. Hem açık öte gittim. He. Bu halin ne senin? Ya uçkurum kopuverdi. Kamuran. İyi. Sen de git artık. Şimdi bir gören olacak. Laf söz olacak yine. Basılmış gibi olmuyor. Ben! Sen ne durursun burada? Ha? Geberteceksin lan sen he? Ya Yusuf amca yumruk falan ne geberteceksin acaba ya? Ne ettin ki ben? Ne işin var lan senin benim kızımın uçkurunda? Ne ettin lan kızıma? Ya ne edeceğim ben senin kızına acaba? Bir şey edecek olduktan sonra dün gece nikahta evet derdim. Girerdim gerdeğe. Uçkuru kopmuş onu bağlıyordum. Yardım da yaramıyor ya. Kamuran senin ne işin var kız burada? Bütün köy seni ayıp durur. He? Baba ikna almaya geldim. He, Yusuf amca ikna olmaya gelmiş ama tövbe ben ikna falan etmedim. Doğru mu deyip dur o hindi bu Cemal? He baba, ben kendim geldim. İkna olurum belki dedim. Belki mi seni ikna etmesini biliyorum? Gel kız buraya, gel. Gel kız buraya. Gel lan, bu ne lan, bu ne Allah? Gel kız, gel buraya. Gel. Sakin. Hop! Buradayım. Ne oldu? Yarından gidiyoruz. Nereye gidiyorsun lan? Hadi sen iyisin gene. Gün doğdu, gün doğdu lan. Ne oldu lan? Senin kıza taksi çarptı. Hangi kıza lan? İstanbulluya mı? He. Kim çarptı lan? Tarkan. Bünyamin'den kaçırmış taksiyi. Langadan ak vurdu kıza. Lan Niyazi nasıl adamsın? Müjde verir gibi veriyorsun haberi. Bir şey oldu mu kıza? Yok lan yok. Ayağı sakatlandı acık. Hadi gel de bir bak. Hani filmlerde görüp dururuz ya. Karılığa doktorlarına aşık oluyor. Belki buradan yürürsün lan. Ha? Senin şu esprilerin Niyazi bir dalga geçme benimle. Ya lan görüp işte. Zaten beğenmemiş kız köye gideceğim deyip durur. Hiç olmazsa bu yolla ikna ederiz belki. Aa, yok ya. Nereye gidiyormuş? Hiçbir yere bırakmam gari. Hadi bakalım yürü. Hadi yürü. Sen git ben bir ayakkabıları giyip geliyorum. Tamam tamam hadi çabuk ol. Of. Bir saniye çıkamadım bacakla daha çocuğa. Ay şuraya bak. Ne yaptım ya? Sen beni bilme, arabayı gör, mahvoldu Sultan Hanı. Neyse, emaneti getirdim, teslim ettim ben, gidiyorum. Araba, bitti araba ya. Siz bakın, ya şey yapın. Hop! Kaçıyorum. İyi verdim. Açılın bakayım aslanın başından. Gel Sultan Hanı, sen bana zeytinyağı getirme. Hemen getireyim, koçum. Gelsin, gel hemen. Aa, bak, dikkat et, orası çok acıyor. Heh, tamam, merak etme. Burası mı acı? Yok, sağ tarafı. Ha, ha, burası. Aa, aa evet. Of. Yavaş ol lan. Ne zeytinyağı ya? Evet. Al bak. Ya Allah aşkına beni bir doktora götürün ya. Doktor diyor ya. Gül Hanım, tamam biz ilme fene inanan insanlarız, değil mi? Bu işler de bize dedemizden kaldı. Değil mi Sultan Hanım?
yavaş, yavaş. Sen şimdi hiç merak etme. Hadi bakayım. Zeytinyağıyla ovalayacağız. Üçe kadar sayacağım. Üç deyince ayağını çekip oturtacağız. Tamam mı? Kırık yok bunda ha. Eklem yerinden oynuyormuş. O kadar. Kıvama geliyor. Abo. Nasıl da okşuyor kızın ayaklarını. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Hadi bakalım. Bir. Geçti yavrum. Oynat bakalım parmakları. Oynat. Oo, oynuyor. Vallahi yeni gibi oldu ha. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne demek? Ben şimdi bir de ona böyle zeytin saracağım bacağına. Sonra yeni doğmuş keçi gibi zıp zıp zıplayıversin bahçede. Kocaman bahçe. Oyna. İnşallah. Zıplarsın. Niyazi, hadi bakayım sen. Hüsnü'yle Yusuf'un kap da gel. Hadi oğlum. Hadi. Tamam, hemen gidip durun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi ben de kaçıyorum. Büyük geçmiş olsun. Yani bak, Sultan Hanım'ın zorunla Yusuf'la barış imzaladı yemme. Ben Yusuf'u bileyim. Mahsus damarımıza basacak. Hiç muhatap olmayacağız, tamam? Tamam baba. E ne kadar sürecek bu be? Ben küslük sevmiyorum, bilmiyor musun? İçim almıyor. Alıverecek acık. Alıverecek Dudu. Bana bak, bu mevzuda en çok sen uyanık olacaksın. Hatta kurnaz olacaksın. Arakletmeyeceksin kendini kamurana ki üstüne kalıvermesin. Ben ne arakleteceğim ya kendimi? Aferin. Bana bak, sen Sultan Hanım torunuyla arayı sıcak tut, ver sıcak tut, sıcak tut. Ya baba, sen benim mal sahibi olmak için nakit para olarak mı görüyorsun? Kredi kartı olarak mı görüyorsun? Artık şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım istersen. Bu ailenin geleceği olarak görüp durum söbük kafalı. Sana Sultan Hanım'ın torununu alacağız. Ne yapacaksın Kamuran'ı? Sultan Hanım'ın torununu alınca otomatikman vallahi bize kale yok. Öyle deme. Kamuran iyi kız. Hem suyunu bilip durun, hem huyunu bilip durun. Emme bu kızın ne suyunu bilip durun, ne huyunu. Şeyden gelmiş, onun havası bizim buraların havası uyar mı hiç? Uya. Uymasa da uyduruveririz biz. Nereye gidiyorsun lan sen? Doydum ben, dolanacağım açık. Dolanca. Dolan. Çözeceğim ben seni. Versene şunu ya. İyi akşamlar. Haydi bre! Efesi. Ecmel. Çay koyayım mı lan? Koyan koymuş bana zaten. Psikolojim çok bozuk şu sıralar. Efesi. Efelerin efesi. Cemal gel. Esma kaynana sevecek. Aman istemez. Helal be Mansur. Söyle bir tane daha be. Yok gari yeter bu kadar. Lan yeter mi bu kadar? Niye kendini nasıl çekip durun? Patlat bakayım daha bir tane daha ya. Allah Allah sesin mi eskileyecek akideş? Mansur söyleyiver lan. Ey madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bir tane daha söyleyiverem. Helal. İliman çalıları amanın aman yol ettim yanılar. Daralttınız beni bütün ya. Hadi kaçtım be. İnadına seveceğim amanın aman ç-
çatlak. Kemal. Sen? Cemal. Sen? Oğlum ne oldu? Hemen kahve edin. Ya Muhta, hiç aklımdan gitmiyor ya. Nereye baksam onu görüyorum. Ya Mansur türkü okuyor, onu görüyorum. Gözlerimi kapatıyorum, onu görüyorum. Arkadaş sen aşık oldun ya. Günaydın. Diyorum kaç gündür ben sana. Yapılacak hata mı lan bu? Ne yapayım, gönül ferman dinliyor mu? Ey git o zaman. Ne bahaneyle gideceğim, nereye gideceğim? Bunun yanına. Ne bahaneyle? Kontrol bahanesiyle. Arkadaş sen onun doktoru değil misin? Bak bakalım ayak nasıl olmuş. Ne güzel fikir. Ben gidip bakayım o zaman. Ha git git. Git. De gidinin Cemal Efesi de. Seni de kaybettik. Aşık oldun, kendini bitirdin. Enayi. Tanıyamadın mı kızım? Onlar bunun ayakları oluyorum. Ay, 40 yılın başında nenesini ziyarete torunum gelivermiş. Değil mi? Şerefine bir tavuk kesiveren dedim. Birazdan kocam da gelir. Cici deden hep beraber oturur. Afiyetle yeriz gari. Sen acıklısı önceden yi gari. Ha? Beni bak. Bu başka tavuklara benzemez. Köy tavuğu bu. Hadi bak ya. Hadi. Yok, yok. Ay yok yemem. Niye kı? Hayır ya, kendimi kötü hissediyorum. Bu hayvancağız benim yüzümden kesildi. Ne demek oluyor bu? Yiyemeyeceğim, lütfen ısrar etmeyin. Akşam şerefleriniz ayrı olsun. Senin de oğlum, senin de. Cemal, beni bak. Benim torunum bu tavuğu yemem deyip duru. Lütfen ısrar etmeyin, yemeyeceğim. Ya Sultan ona ısrar etmesen de yemeyeceğim diyor işte. Nasılsınız torun hanım? Ayağınız nasıl oldu? Bir kontrol edeyim dedim. Vallahi çok kötüyüm. Zonk zonk zonkluyor ya. Ha iyi iyi zonklasın. Zonkluyorsa iyileşiyordur. O nasıl bir mantık? Şimdi şöyle bir mantık. Benim sürdüğüm ilacın etkisi o. Yani oraya kan hücum ediyor. O sayede de iyileşiyor. Yani doğru yoldayız. Yürü bak. Hadi bunu daha çabuk iyileştir kızım. Ya hadi. Yok ya. Aa yeter. Bunaldım. İstemiyorum. Lütfen. Sultan ana bunaltma kızı. İstemiyor işte. Zaten köye geldiğinden beri tıkılıp kaldı bahçeye. Biraz nefes alsın. Ben şimdi onu kamyonete atayım da bir götüverem. Yani götüreyim. Yani Muğla'mızı gezdireyim. Güzelliklerini de görmüş olur. Nefes alsın biraz. Yok olmaz öyle şey. Yok olur olur. Bence sen beni biraz gezdir. Kızım senin bacağın hasta ya. Sultanım hasta falan değil. Ayağının üstüne bastırmadan şöyle bir iki tur attıracağım ya. Dur Cemal dur azıcık. Azıcık dur be oğlum. O zaman al şunu bakayım. Al şunu al. Aa tamam ya ben hallederim. Aç karnı onu yedir ve azıcık bir şeyler yedir. Yemekten sonra da dondurma da alıver ona. İyi bakalım alalım da daha fazla uzamasın bu konu. Beni bak aç bırakma sakın. Dünya varmış ya. Hani iyi hoş da kafa gidince de hiç çekilmiyor. Son zamanlarda böyle oldu. Eskiden hiç böyle değildi. Ya aslına bakarsan Sultan Ana köydeki en bilge kişidir. Ya onu anladım zaten. Yani bazen aklı başına geliyor böyle, aklı yerine geliyor ama... sonuçta eli falan silahlı tavuk falan kesiyor ya. Bizde efelerde silah olur. Sultan Ana da efe kızı. Tavuk olayına gelince de köylük yerde pek market tavuğu yemeyi sevmeyiz biz. Yani tadı saman gibi gelir bize. Hiç bana göre değil vallahi. Neyse işte. Ha tabii. Ne yapalım?
Nereye gidelim, ne istersin? Bilmem vallahi, şoför sensin. O zaman deniz kenarına inelim. Serin serin oturuveririz. Heh? Olur. Valla sen beni Sultan Ana'dan kurtardın ya. Nereye götürsen gelirim. Geldik. Burası çok güzel bir yerdir. Evet. Gerçekten çok güzel. Gel otur. Ay. Burası aşk yaka. Aşk yaka mı? İki yakadaki aşıkların buluştukları yer. Ne güzel. Bu daha hiçbir şey. Bir görseniz daha neler var. Ne yapalım? Mağlamızın meşhur köftesini yiyelim mi? Olur. Güzelmiş. Güzeldir. Sen niye yine gülüyorsun? Hiç. Niye gülüyorum ki? Ya düşünüyorum, aklıma geliyor. Aklıma gelince de gülüyorum. Neymiş bakalım o aklına gelen? Ya İstanbul'da seni o halde görünce yolun kenarında, yani ağlarken içim bir cız etti. Sonra da meydanda karşıma çıkınca mektubu getirdiğim kızın sen olduğunu anladım. Bir dakika, bir dakika. O mektubu sen mi getirdin? He, ben getirdim. Aa, ben bilmiyordum senin getirdiğini, biliyor musun? Aslına bakarsan mektubu getirdiğim kişinin sen olduğunu ben de bilmiyordum. Ona gülüp duruyor. Ya ilk önce iş yerine geldim. Az önce işten ayrıldı dediler. Elime bir adres verdiler. Sonra verdikleri adrese gittim, ablanla konuştum. Oradan çıkınca da senle karşılaştık zaten. Yani burada olman tamamen tesadüf. Yani buraya Allah'ın bir hikmet sonucu geldi. Allah'ın hikmeti mi artık? Allah'ın cezası mı bilemiyorum. Yok yok, Allah'ın hikmeti. Ne oldu lan? Beni niye çağırdınız? Bu kim ya? Bu bizim Allah'ın hikmeti. Değil mi Hikmet? Ne yapıyorsun acaba öyle kuytulardan çıkıp bizi mi dinliyorsun sen? Yok lan, balığa geldim. Balığa geldin. Hoş geldin. Hoş geldin de bak, ileride çok daha fazla balık var. Gördüm ben. Orada tut sen balığını ha Hikmet. Hadi. İyi bakalım. Ben gidip durum. Sen de çalış bakayım biraz. Bu kim ya? Köyün delisi falan mı? Ha. Ya aslına bakarsan ben de pek bilmiyorum. Adı Hikmet. Böyle bazı şeyler malum oluyor buna. Yani deli demeyelim de biraz değişik bir arkadaş. Altıncı hissi mi kuvvetli ne? Neyse ya. Nerede kalmıştık? İstanbul. Ha, İstanbul. Seni İstanbul'da öyle görünce, sonra da köy meydanında düğünde karşıma çıkınca İçim bir hop etti. O yüzden mi nikah da hayır dedin?
Evet. O yüzden. Gerçekten mi? Ya... Aslına bakarsan... Benim zaten gönlüm yoktu. Tamamen mal mülk davası. Sultan Ana ölecek, malları devlete kalacak diye... Bizimkiler bizi baş göz edip... Mallara konmak istediler. Kamuran... Kamuran işte. Ona hiç sevdiğim olarak bakmadım ki ben. Onunla evlensem rol yapmak zorunda kalacaktım. Onu aldatmış olacaktım. Bu ona daha büyük kötülük. Haksız mıyım? Yok yani. Böyle anlatınca hak verdim sana. Bir erkek bir kadını seviyorsa kandırmayacak. Kandırıyorsa da hiç seviyorum demeyecek. Eğer ki bir de kadının erkekte gönlü varsa o adamın yatacak yeri yoktur. Doğru söylüyorsun. Torun hanım. Bizim Niyazi. Yani muhtar, İstanbul'a döneceğinizi söylüyor. Evet. Da artık torun hanım demeyi bıraksan. Ya ben torun hanım demeyi bırakırım. O sorun değil de. Sen torunluğu bırakmasan. Ya o nasıl olacak? Babaannem değil ki o benim. Emin misin? Kesin mi? Eminim herhalde. Ya ben aslında buraya onu araştırmak için geldim. Tabii biraz da İstanbul'dan kaçmak için. Niye kaçtın İstanbul'dan? Öyle işte, boş ver. O gece seni ağlatan şeyden kaçtın değil mi? Boş ver dedim ya. Kapat konuyu lütfen. Bendeki de iş. Sen İstanbul'dan kaçıp buraya gelmişsin. Ben de konuyu açıp canını sıkıyorum. Kusura bakma. Ya önemli değil ya. Yeter ama ya. Aç sen de. Israrla arayıp duruyor. Belki önemli bir şeydir. Gerçi haklısın. Açayım da sussun değil mi? Bana biraz izin verir misin? Ha, tabii tabii. Ne var ya? Ben sana beni arama demedim mi? Dedin ama son bir kez konuşmak istedim. İyi konuş Kaan, dinliyorum. Bak, birazdan uçağıma bineceğim ve gideceğim. Ama gitmeden önce sana son kez söylüyorum. Aldatma falan yok. Beni böyle yanlış hatırlamanı istemiyorum. Ben seni hiç hatırlamayacağım ki Kaan. Hatırlamayacağım birini ben nasıl yanlış hatırlayayım? Gül. İkimiz de şunu çok iyi biliyoruz ki bizim birbirimizi unutmamız mümkün değil.
Tekrar söylüyorum. Gidiyorum ama günahsız. Git ya, git. Bak ben de gittim. Senden de o İstanbul'dan da kurtuldum. Ya bana inanman için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Bak bana bir çılgınlık yaptırtma. Aa, tabii doğru. Çılgınlık tam sana göre değil mi? O zaman ne yap Kaan biliyor musun? Sen Afrika'ya git, oradan da bana bir tane kart at Muğla Güzelköylü'ye. Belki o zaman affederim seni. Dur şurada dur. Şimdi kendine bir otobüs mü buluyorsun, bir taksi mi buluyorsun? Akla doğru evine git, tamam mı? Siz nereye efendim? Geçecek sabah. Aa, Sultan Hanım da yatmış galiba. Aman aman iyi yatsın. Çekemem onu bu saatte. Ah. Ama. Ha. İyi odana kadar götürüverim seni o zaman. Hadi. Ah. Helal kurum. Ay, silahlar falan çıkmıştı o zaraftan. Sultan Hanım ne yapıyorsun acaba? Bak ben Cemal. Tanımadın mı? Tanımıyor. Vallahi tanımayan ya gözlerden de belli. Torun var. Torunu da mı tanımadın? İkiniz de tanımıyor. Beni soymaya mı geldiniz lan? Furcam ikinizi birden. Ya Sultan Ana. Soymak moymak nasıl laflar onlar ya şimdi? Cemal Allah aşkına gidelim. Kafayı sıyırmış bu lütfen. Yürü lan. Furcam ikinizi. Mollayacağım gari. Allah. Gül. Kaç. Kaç. Vallahi ne lan söyleyeyim ben de tırstım ha. Ne yapacağız şimdi? Ya gideriz bir tane anam yatak atar. Bir orada geçeriz. Dur. Sizi bir daha buralarda görürsem Allah ya demem fırırım. Ya öldürecekti bizi ya. Ara sıra böyle akla gidip geliyor ama aslında iyi kalp olsun ya. Bu kız kim ya? Sultan Ana'nın torunu işte. Ana! Baba! Bir bakın hele. Ne oluyor? Tanrı misafirimiz var. Torun hanım ya. Kusura bakmayın akşam rahatsız ettim sizi. Yok estağfurullah olmuyor şey ya. Ya Sultan Ana gece yine biraz deliriverdi. Heh. Ben de torun hanımı kaptığım gibi buraya getirdim. Tamam. Burada kalır dedim artık sabah ola hayrola değil mi anne? Hey. Hilal'in odasına yatak açıverin de orada kız kıza uyuyasın de gari. Abo, şimdi yandım ben. Lan! Ne oluyor orada? Ya baba ne olacak? Kedidir gece. Kedi? Hı. Kalk kız Hilal, kalk. Ana ne oluyor ya gece? Ya ortalık yıkılıyor sen hala uyup durun burada. Kalk hadi misafire yatak yapıvereceğiz. Anamlara. Aferin lan. Ben dedim arayı sıcak tutuyor sen bakın hemen gayret vermişsin. O ne demek oluyor baba? Ya kızı getirivermişsin ya onu diyorum yani. Ya baba senin bu aklın nasıl çalışıyor ya? Tıkır tıkır çalışıyor. Ya Sultan Ana kızcağızı vuracaktı diyorum. Evet. Onun için getirdim. Ne yapsaydım? Orada mı bıraksaydım? Oğlum öyle şey o kadar iyi. Aferin sana. Ya.
Saat 8 mi? 5 saatlik uyku bana nasıl yetti? Ayağım iyileşmiş. Günaydın. Ha, sana de günaydın. Ayağım iyileşti biliyor musun? Hiçbir şey kalmadı. Dedim ben sana. Gel. Geç otur şöyle de yıkayalım ayağını. Kimse yok mu evde? Ha, yok yok. Babamla Celal hayvanlara gittiler. Anam da hamur mayalamaya. Ufaklığı da bilmiyorum. Uyuyor herhalde. Sen daha iyi bilirsin. Uyuyor da en son. Dikkat! Güzelköy mıktarlığından bildirili. Sultan Hanım'ın torununun köyü dönmesi şerefine öğle namazından sonra meydanda lokma döküp yemek vereceksin. Tüm köy halkımız davetlidir. Beni bakın, aç gelin lan. Bu ne şimdi ya? Ben hayatta gitmem. Gitmem? Nasıl gitmem? Yemek senin için veriliyor. Olsun. Ben canıma mı susadım ya? O kadın delirecek yine. Yok, gitmem. Ha. Hadi geçen meydana. Tamam kocacığım. La. Alo. Lan Niyazi. Bu Gülhan'ım ben gelmem diyor. Nereye gelemem diyor lan? Lan nereye olacak? Meydana işte. Nasıl gelemem diyor oğlum? Yemek onun şerefine veriliyor. Ha? İşte ben de onu diyorum. Bana bak. Bir plan yapmamız lazım. Selamün aleyküm. Hoş geldin Mıhtar. Hoş bulduk. Size de iyi günler Gül Hanım. Size de. Şimdi ben Sultan Ana'nın yanından geliyorum. Kendisi sizden özür diliyorum. İlacı var onun. İlacı içmeyi unutmuş da ondan öyle olmuş dün akşam. Kafası yerine gelince pişman olmuş ama artık iş işten geçti diyorum. Tamam. Ama ben yine de gitmem oraya. Ya canım sen de üzme kadıncağızı heves etmiş. Hem ben de orada olacağım, bir şey olmaz. Eyvallah, günahtır. Kaç yaşında kadın. Özür de dileyiverdi. Peki. En azından son kez görmüş olurum. Ne? Son bir kez mi? Evet. Oradan da yola çıkarım artık. Nasıl ya? Hemen mi? Evet. Nasıl olsa ayağım da iyileşti. Yani yola çıkmamın bir engeli kalmadı. Bağlamam var üç telli, imanım borcum var 500 el. Borcum var 550. Gitti de yörük kızı gelmedi, imanım kocaya da vardı besbel. Sultan Ana köy meydanında değil mi şimdi? He, meydanda. İyi o zaman, ben çantaları alıp geleyim. Oradan da giderim artık. Ha, eminsin yani, kesin gidiyorsun. Evet. Ya son bir kez daha düşünüvereydin. Düşünecek bir şey yok. Ben artık kararımı verdim. Tamam, ben alıp geliyorum ona. Ya arkadaş, hale bak, kız resmen bağıra bağıra gidiyor. Ben ne edeyim lan? Gözü korkmuş bir kere kızın. Zaten nenesi olduğuna da inandıramadık. Attık bir zarf emme, olmadı. Ben görüyorum. Keşke iyileştirivermeseydin kızın ayağını. En azından bir hafta daha kalırdı. Niyazi, hakikaten hiç şaka kaldıracak halde değilim ha. Ya 40 yılın başı bir kıza vuruldum. O da beni bırakıp gidiyor. Nereden bilecek lan vurulduğunu? Ne diyeyim Niyazi, ne diyeyim? Ben sana vuruldum, gitmem diyeyim. Deyve, ne olacak? Lan olur mu öyle şey? Olur. Ya yine geçmiş olsun sana deyip yine giderse? Ha. O zaman daha çok yeneceksin. Kendin ettin, kendin buldun Cemal Efendi. Bak,
bak nasıl sırıtıyor. Ya nasıl bir adamsın? Sen hiç aşka inanmıyor musun ya? Ne inanacağım lan aşka? Ben siyaset adamıyım. Siyasete inanırım. Aç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Yaptırdın mı lan taksiye? Vallahi yaptırdık da. Ama ne bundan sonra anahtarı veririm ne de kimseye bindirtirim. O tezek kokusu çıkana kadar göbeğim çatladı ya. Yemeyim. Lan Sıdı. Bağımlı bana iki tane kahve yap lan. Oldu oldu yapıyorsun indi. Oğlum kaynar su yapacaksan sana hiç yapma. Soğuk su lan ya. Ya bu kalabalıkta olur mu öyle şey? İçi ve işte. Yürü bakayım. Yürü şimdi. Sultan ana, torun geldi ki torun. Çalın gari. Çalın. Kızım. Kızım ne oldu sana? Aç gözünü kızım. Baba, baba. Kardeşim intihar edivermiş. Canına kıyıvermiş. Evdeki bütün hapları içivermiş ya. Emin mi kız? He vallahi babam mektup bırakmış intihar ediyorum diye. Hap içtiyse kusturuverek. Vererek. Parmak atı verin. Ne deyip durun lan sen? Yusuf ağa böyle olmaz gari. Alın bunu hastaneye götürerek. Bünyamin aç bakalım taksiye. Bu araba yeni getirdim tamirden gözünü seveyim. Bünyamin başlatma şimdi arabada. Kardeşim ölüp duru burada. Bak sen ne dert misin? Vallahi kardeşim bir şey yok. Tamam gitti kızım. Ay kızım gitti. Hadi oğlum bakalım. Geç Yusuf abi. Bünyamin. Hadi lan Bünyamin. Çabuk çabuk çabuk. Ay arkadaşım benim. Ağla ağla yapma ya. Yüreğini beyazdım ya. Yani ben şeydim dayanıklı kızdım ki amra. Bir avuççuk abla ne olacak ona ya? Kızı ya. Ama olmaz bir şey değil. Hadi benim bir şey. Sultan ana. Gitti kızım. Ben size alasmanladık demek için geldim. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a dönüyorum. Sen temelli gelmedin mi? Hayır. Ben izin almıştım. Şimdi de iznim bitti. Dönmek zorundayım. Gitme yavrum. Gitme Gülsüm'üm. Kal benimle. Zaten şu kadar ömrün kaldı. Beni bak. Ben sana daha doyamadın. Yıllarca ben evlat hasreti, torun hasreti çekiverdim. Yere bassın işi de kızım. Yere bassın hasreti de. Gitme Gülsüm. Gitme güzel kızım. Kal benimle. Ben yine geleceğim Sultan ana. Hadi ver elini öpeyim.
Ya. Kusu verdi. Aa, iyi o zaman. Kusuysa bir şey yoktur. Merak etme. Neyse. Ben gidiyorum artık. Seni tanıdığıma memnun oldum. Hoşça kal. Hakikaten gidiverdi ya kız. Benim Afrika'm sensin Gül. Anla işte. Boşuna gelmişsin o zaman Kaan. Çünkü bitti artık. İstanbul'a gidiyorsun değil mi? Yapamadın. Köyde yapamadın. Hayır, dönmüyorum. Gitmiyorum. Eşyaların arabada Gül. Uzatma işte. Nikah tarihimiz hala geçmedi. Hadi gel İstanbul'a gidip evlenelim. Kaan. Ya senden nefret ediyorum ya. Her şey bitti. Anladın mı? O yüzden beni daha fazla rahatsız etme. Çünkü keşke seni hiç tanımasaydım diyorum. Defol git ya. Hayatımdan, her şeyimden. Defol git. Şey mi unutuverdin? Yok. Gitmiyorum. Burada kalacağım. Güzel köyde. Affedersiniz. Güzel köy. Burası değil mi? He. Burası. Siz niye geldiniz güzel köye? Ben sınır tanımayan doktorlardanım. Diş hekimi Kaan. Bu köye hizmet etmeye geldim.